Bundan sonra İsa, Celil'e Tiberiye Gölü'nün karşı yakasına geçti. Ardından büyük bir kalabalık gidiyordu. Çünkü hastalar üzerinde yaptığı mucizeleri görmüşlerdi. İsa dağa çıkıp orada öğrencileriyle birlikte oturdu. Yahudilerin Fısıh Bayramı yakındı. İsa başını kaldırıp büyük bir kalabalığın kendisine doğru geldiğini görünce Filipus'a "Bunları doyurmak için nereden ekmek alalım?" diye sordu. Bu sözü onu denemek için söyledi. Aslında kendisi ne yapacağını biliyordu. Filipus ona şu yanıtı verdi. "Her birinin bir lokma yiyebilmesi için 200 dinarlık ekmek bile yetmez." Öğrencilerinden biri Simon Petrus'un kardeşi Andreas İsa'ya dedi ki, "Burada 5 arpa ekmeğiyle 2 balığı olan bir çocuk var. Ama bu kadar adam için bunlar nedir ki?" İsa, "Halkı yere oturtun," dedi. Orası çayırlıktı. Böylece halk yere oturdu. Yaklaşık 5000 erkek vardı. İsa ekmekleri aldı. Şükrettikten sonra oturanlara dağıttı. Balıklardan da istedikleri kadar verdi. Herkes doyunca İsa öğrencilerine, "Arta kalan parçaları toplayın, hiçbir şey ziyan olmasın," dedi. Onlar da topladılar. Yedikleri 5 arpa ekmeğinden arta kalan parçalarla 12 sepet doldurdular. Halk İsa'nın yaptığı mucizeyi görünce, "Gerçekten dünyaya gelecek olan peygamber budur," dedi. İsa, onların gelip kendisini kral yapmak üzere zorla götüreceklerini bildiğinden tek başına yine dağa çekildi. Akşam olunca öğrencileri göle indiler. Bir tekneye binerek gölün karşı yakasındaki Kefarnahum'a doğru yol aldılar. Karanlık basmış, İsa henüz yanlarına gelmemişti. Güçlü bir rüzgar estiğinden göl kabarmaya başladı. Öğrenciler 5 kilometre kadar kürek çektikten sonra İsa'nın gölün üstünde yürüyerek tekneye yaklaştığını görünce korktular. Ama İsa, "Korkmayın, benim," dedi. Bunun üzerine onu tekneye almak istediler. O anda tekne gidecekleri kıyıya ulaştı.